Hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden Unity'ye devam ediyoruz. Bu dersimizde kod yazımında değişkenleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabi temel C# -Sharp ile alakası var. Tüm değişkenleri şu an burada kullanmayacağız ama en çok kullanılan değişkenleri sizlere açıklayacağız. Sayılar için arkadaşlar int kullanılır. int sayı diyelim eşittir 5 olsun. Burada arkadaşlar int yani integer tam sayı anlamındadır. Tam sayı kullanıyoruz. Mesela siz buraya 5.54 falan yazamazsınız. O tarz ondalıklı bir şey yazmak istiyorsanız ise float kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bunları bilmeniz şu anlık size için yeterli. İsmine de ondalıklı diyebilirsiniz ve hani öğrenmek için veya sayı iki ismini verebilirsiniz. Buradaki sayı ikimizde arkadaşlar. Mesela bu tam sayı olamaz mı diye düşünebiliyorsunuz. Hani buna float dedik. Bu tam sayı olabilir arkadaşlar. Fakat hani o zaman niye float kullanıyoruz? Buraya 5. 0-4 dediniz mesela. Fakat baktığınızda bir hata verdiğini görüyorsunuz. Hani bir kullanılıyordu. Baktığınızda bakın zaten hata olarak bize direkt aşağıda değer döndürüyor. Float olduğu için bunun sonuna P koymanız gerekiyor. Şöyle düşünebilirsiniz. Bunun sonuna i mi koyacağız? Bakın bunun sonuna i koyduğunuzda hata veriyor. Gördüğünüz gibi öyle bir kural yok. Fakat bazı dillerde arkadaşlar bunun sonuna mesela integers'a e i koyabiliyorsunuz. Buna da çok dikkat edin. Mesela 5.0 i bazı dillerde destekliyor. Ama kafanızı karıştırmayın. Bu tam sayılar için kullanılır. Burada da float kullanılmaktadır. Bazı programlama dillerinde arkadaşlar double gibi değerler var. Burada da tabi var. Ama double bilmenize gerek yok. Float da aynı gibi düşünebilirsiniz. Evet integer'ı anlattık. Float'ı anlattık. Şimdi arkadaşlar... Stringi anlatalım. İlla her zaman rakam mı olmak zorunda? Belki bir tane isim var karakterin. O yüzden buraya string isim diyorum. Bu sefer arkadaşlar burada double code yani çift tırnak kullanmak zorundayız. İsimde ben kendi ismimi yazacağım arkadaşlar. Buraya da bilgisayar mühendisi şeklinde yazalım. Evet bu şekilde de kaydedebilirsiniz. Değişkenler bu şekilde kullanılır. Diziler var. Tabi dizileri falan ilerleyen bölümleri sizlere anlatacağız. Bunlar bizim en temel olarak oyunlarda kullandığımız değişkenlerdir. Fakat bir değişken daha var. Bu da çok önemli. Bul arkadaşlar. Bul. Mesela bir şeyin cevabı evet hayırsa bul kullanılır. Mesela şu şekilde. Karakter zıplıyor mu? Zıplıyor mu? Burada Türkçe karakter kullanamazsınız. Buna dikkat edin. Zıplıyor mu dersiniz? Yani bu şekilde yani de hiçbir değer atamadan da bunu tanımlayabilirsiniz ama ya zıplar ya zıplamaz değil mi? Yani evet veya hayır. Buraya true yazarsanız evet. Veya false yazarsanız da arkadaşlar hayır zıplamıyor tarzı gibi düşünebilirsiniz. Burada mesela sayıya 5 dedik ya illa bir değer atamak zorunda mıyız başlangıçta? Hayır. Bir değer atamak zorunda değil. Sonradan da bu değeri atayabiliyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bu değeri daha sonradan atayabiliyoruz. Şurada da false'u silelim. Bu şekilde kullanmış olduk. Evet temel değişkenler bunlar da. Bu değişkenler C Sharp ile ilgili. Unity'nin kendi değişkenleri de var. Onları da açıklayacağız. Şimdi bu temel değişkenleri bu şekilde oluşturmuştuk. Şöyle şey yapalım. Mesela geri alalım arkadaşlar. Eski haline geri dönsün. Mesela sayı değişkeni atanmamış. Ben daha sonra arkadaşlar mesela start metodumu şuraya oluşturayım. Start metodu bu arada şöyle sadece start yazarsanız çıkıyor. Hani yazmakla uğraşmayın. Private silelim. Start metodunda genellikle bu değişken atamaları yapılabilir. Mesela ben diyorum ki benim sayım arkadaşlar benim. Evet yanlış tuşa bastık. Benim sayım arkadaşlar 7 olsun diyorum. Ve her seferinde bu sayımı ekrana yazdırmak istiyorum. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Her seferinde çalışacağı için update metodu debug.log diyorum. Burada bir değişken kullanacaksanız tırnak yazılmaz. Direkt değişkenin ismi yazılır arkadaşlar. Buraya sayı diyorum ve ctrl s ile kaydediyorum. Ardından şöyle bakalım sıkıntı var mı? Bazen mikrofon çıkabiliyor. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet görüldüğü gibi konsol ekranına gelelim. Konsol ekranında her seferinde 7 sayısını defalarca bakın binden fazla yazdı şu an. Hatta bu sayıyı burada da arttırabilirsiniz. Başlangıçta 7 idi ya bu sayıyı burada mesela arttırmayalım. Hadi arttırmıştık önceki derslerimizde. Doğrudan 8 yapalım. Sizce ekrana 7 mi yazacak 8 mi yazacak? Bakın bu çok güzel bir soru. Hani bunların mantığını anlamak için. Start metodu oyun açıldığında ilk kez çalışacağı için başlangıçta 7 yazacak. Ardından geriye kalan her seferinde ekrana 8 yazacak. Ama bunu ekrana yazdırmadığımız için ekrana yazdırmamız gerekiyor. Şu şekilde. Evet. Şimdi tekrardan geliyoruz. Kaydettik. Evet başlatalım. Hemen durduracağım arkadaşlar çok ilerlemesin. Durdurdum. Bakın başlangıçta bir kez 7 yazdı. Ardından hep 8 yazacaktır. 8 yazmasını istemiyor. Bunu hep arttırmak istiyorsak sayı artı artı diyerek her seferinde 1 arttırabilir. Veya sayı eşittir sayı artı 1 diyerek de her seferinde 1 artmasını sağlayabiliriz arkadaşlar çalıştıralım. Başlangıçta 7 yazacak. Ardından giderek artacak. Programlama bilenleri tabii bu basit geliyordur arkadaşlar. Fakat hiç bilmeyen arkadaşlar varsa onlar için anlatıyoruz. Evet, bakın şöyle yukarıya çıkalım. 7 oldu başlangıçta. Sonra birer birer artmaya başladı. Yani ne yaptık? Oluşturduğumuz sayı değişkenini burada değer atadık. Peki daha önce atanmış bir değişkeni değiştirebilir miyiz? Mesela şunları silelim artık. Benim sayı 2 değişkenim mesela 5.04'müş. Geliyorum sayı 2 diyorum. Benim 6.05 olur. Bakın bu şekilde de bir atama yapabilirsiniz. Artık değeriniz bu olmuş oldu. Çünkü bu zaten oyun çalışmadan önce yapılan kısımdır. Yani burayı sonradan değiştirebilirsiniz. Evet değişkenlerin temel kullanımı bu şekildeydi. Değişken oluşturma ve değişkenlerin update ve start metotları içerisindeki kullanımını sizlere aktarmış olduk. Bir sonraki dersimizde private ve public değişkenlerden bahsedeceğiz. Hoşçakalın.